Evet yani e, bilmiyorum ama Nagihan bana burada komple hatalı geliyor. Hatta şöyle diyeyim. Bence Nagihan'ın eğilip kalkması bile başa dönmesi ve tekrar edilmesi gereken bir durum. Çünkü orada bir avantaj sağlıyor. Ya O zaman şöyle diyeyim. Orada Nagihan düştü. Aynı yerden devam etsin. E burada da eğildi bir avantaj sağladı. Aynı yerden devam etti. Bana mantıksız geldi. Nagihan de... orada başa dönmesi lazım. Ve levki dönmemesi lazım. Devam etti diyelim. Böyle bir şeyi gören kenardan herhangi bir rakip oyuncu ya da bütün bench bunu prodüksiyona söylemekte, bununla ilgili o an itiraz etmekte, gördüğünü iletmekte özgür değil mi? Özgür bence. Özgür. Burada Hikmet istediği tepkiyi verir. Ama bu şeyi sevmiyorum ben. Şimdi Hikmet'in adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Herkes Hikmet'i mimlemiş. O bir şey diyor. Hiçbir şey demiyorlar. Başkası şey, şey her şeyi diyorlar, başkası yapınca kimse sesini çıkarmıyor. Şekil A1 Nisa'da da gördüğümüz gibi. Bir sonrakinde birazdan konuşacağız. Hı hı. Yani bu hikmetin de evet kendi getirdi buraya bu halini. Ama bu kadar da böyle her anda vurun abalıya vurun abalıya bence olmaz. Burada Nagiyan komple hatalı söylediği sözler, sinkaflı kelimeler. Sanki sinkaflı kelimeleri agen değil de hikmet etmiş gibi bir de üste çıkma çabaları. Oyunda hata yapmışsın. Hikmete laf etmişsin. Hikmet herkes ben de olsam ben de itiraz ederdim. Üstüne ben çay şey içiyorsun. Hikmete bir çuval daha laf ediyorsun. Hikmet neredeyse özür dileyecek, alta girecek. Hala etmeye devam ediyorsun. Bence Nagihan için e, dün kötü bir gündü. Yani benim düşüncem bu. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama ben bana haksız geldi. Hikmet burada yine e, sakin kalmış ve oyun anlamında da itirazında yüzde yüz sonuna kadar haklı ya sonrası neler yaptılar ya tünelin yerini yanlış söyleyenler oldu Aynen. ya da işte şunu yapmadın diyenler oldu Adem falan böyle şaşırdı mesela e bunlar sağ dururken git, sağ git. Evet. ya bir şey söyleyeceğim Hikmet'in kararını yani 5 kişiye izlet belki 4'ü tekrarlar şey Nagi'nin şeyini eğilmesini ya da e üçü şeyler yani bir ortada tartışılacak ki. bir durum yani. Herkes bağırıyor. Eğildi diye herkes bağırıyor orada. Neden evet. sadece mesela hikmetle diyaloğa girip de hikmete karşı bir tepki göstermeyi seçiyor Nagel? E çünkü, çünkü adam seçiyor. Şey evet, yapıyor yani Evet çünkü hikmet, hikmet e diş bu geçiyor. zamana kadar hani hep her şeyde hikmet bulunduğu için işte kızdırmalarda karşı takımla oynamada yanlış bilgilendirmede ya da işte birileriyle sataşma uğraşma anlamında Dediğin gibi adı çıkmış 9'a inmez e Bir de ucuzlattı kendini. Bir yerden ya. bir ses çıksa kesin hikmet yapmıştır Evet. diyebilecek konumdalar şu anda yarışmacılar. O yüzden de bence burada hiçbir şey yoktu. Ee, Nisa'nın Adem'e bağırması işte sağdan soldan diye böyle Adem'in orada kalması. Sonra gelip Nisa'ya hani hiçbir şey demedi. Köfte seni bak beni kandırıyordun dedi. Şimdi oradaki sempatiye bak. Bir de hikmete karşı olan tutuma bak. Yani bana çok enteresan geldi. İşte, Mesela Adem hı hı. hikmet Ademe bunu yapmış olsaydı, Nisan'ın yaptığını yapmış olsaydı Adem'in tepkisi de bence farklı Belki olurdu. Belki kavga çıkardı orada. Ya yani o yüzden bence kişiye göre davranmamak lazım. Ha, aralarındaki diyalog farklı olabilir, arkadaşlıklar farklı olabilir. Ee, ama yine de orada ben de olsaydım ben de itiraz ederdim. O da bir refleks. Hani Nagihan nasıl diyor? Ben eğildim, refleks diyor. E, yarışmacılarınki de refleks. Eğildi diye prodüksiyona bağırmak bu da bir reflekstir. İtiraz edip belki oyunu durdurmak istiyorlar. Dokunulmazlık oyunu. Onlar da canla başla savaşıyor orada. Evet. Gelelim Kemal abiye. Ben modayı severim. <laughs> Ama fazla da onunla hareket etmem. Bana yakışanı giyerim ben. Bana gömlek yakışıyorsa gömlek giyerim. Pantolon yakışıyor. Güzel bir görüntü olur. Bu senenin modası A, gördüğüm kadarıyla, dışarıda izlediğim kadarıyla kadınlarda turuncu, yeşil ağırlıklı böyle cıvıl cıvıl renkler var. Yanlış muyum söylüyorum? Doğru, doğru. Takip Öyle mi? ederim. Evet. Takip edin. Yakında da Doya Doya moda Aynen. programımız başlıyor. Onlara da selam olsun. Ha, takip ediyorum. Evet. Ee, onu da söyleyeyim. Jüride <laughs> bir kişilik boş yer <laughs> varmış. Ona da selam olsun. <laughs> selam olsun. <laughs> Şimdi bu sene bir yeni moda çıktı. Dominik'te. Hikaye yaratıyorsun. Hayır. Yanlış olduğunu biliyorum ama. ...yaptım... Ya ...bu nasıl bir moda arkadaşlar... ...bu moda ne biliyor musun... Üstü, başı yırtık pırtık içinde... ...ama moda... ...ya giymem ben onu... ...ben onu giymem bana yakışmaz o... ...senin bir duruşun var ya... ...bir duruşun var... ...bir karakterin var... ...yanlış mı... ...yapma... ...o yanlış yapmışsa sen de onu yapma... ...ya na yam dün... ...bunu yaptı... ...Atakan 2... ...evet... ...yanlış olduğunu ben biliyorum... Mi? Sanki Nagihan'ı savunacaksın diye beklemiştim. Bu da savunulacak bir şey yok abicim. Evet. Savunulacak bölüm orada. Her köşe yapmışsın konseydi. o zaman program başlamadan önce. Savun... Bak konseydi, evet, konseyde ama. savunulacak. Sonuna kadar da savunuyorum. Akşamda Nagihan'ın ben izleyelim bakalım. Boş yere söylemediğine inanıyorum Bolu'ya. Şahitlerim var kendisinden. Ama Sılam. izleyelim bakalım. Bakalım. Tabii. Göreceğiz. <laughs> ama haklı. <laughs> evet. Burada Nagihan hatalı. Evet yanlış yaptım biliyorum ama e, yaptım. E o zaman yapmayacaksın. Yanlış. Hikmet gerçekten burada sonuna kadar haklı. Bir kişi itiraz etmiyor ki. Herkes itiraz ediyor. Herkes konuşuyor. Evet ben de şimdi Nagi diyorum ki Nisa'ya davranışınla Hikmet'e davranışın bir mi? Değil. Canım cicim. Aslında o ilk oyundan sonra Hikmet'e de canımlı cicim. Hani lütfen rica ediyorum ben parkurdayken beni, e, bana söylemlerde bulunma diye bazı söylemleri var. Tamam ama orada iyisin ama devamını getir. Ama yine de nasıl bir şekilde herkes sen? birbirini orada engellemeye çalışıyor. Psikolojik anlamda da nasıl atamıyor diyorsun? Evet. E şimdi Nagihan da ben senin sesin duyduğum zaman karışıyorum diyor. E zaten olay orada ya. Hani sen X bir insandan etkilenmiyor olman lazım. O bench'teki insanlarda seni etkilemek için böyle şeyler yapıyorlar. Yani her şey açık olmak lazım gibi geliyor bana. Yarışmacıysan orada yandan kulağının dibinde de insan varsa senin tamamen olaya konsantre oluyor olman lazım. Ya yani bu sendeki eksiklik demek bana göre. Doğru. Yani birisinden etkileniyorsan bu sendeki eksikliktir. Bu bu yani e, Nagihan'ın kendiyle ilgili kaldı ki bak şunu da anlardım. Bu iki oyunda kaybetseydi o söylemlerde bulunsa senden etkilendim de o yüzden kaybettim. Mantığım dalırdı. Ya iki oyunda kazanmışsın Nisa'ya karşı. <laughs> iki oyunda kazanmışsın. Hani biraz daha yumuşak, biraz daha alttan, biraz daha alt perdeden konuşman gerekirken sen ne dedik biz son 2 3 gündür? Nagihan anlatılmaz derecede çok akıllıca Akın işler söyledi. yapıyor <laughs> ve e, olayların içine girmiyor, sakinliğini koruyor takıma desteğini veriyor, sayısını alıyor. Şampiyonluğa doğru da gidiyor. Uzak ara gidiyor. Hatta Bak. Hakan sen mi söylemiştin? Şampiyon olacağını düşünüp o yüzden böyle artık hareket ediyor diye. Evet. diye. Artık çok iyi giden bir Burada dün Onun tersi bir görüntü verdi. Yani bu agresiflik neden? Hani dün ne olabilirdi? Bir de aday olmayacaksın. Heh. bir şey i̇şte yok oraya yani. hani abi. Ne olabilirdi yok de seni bu derecede bu işin içinde bir strese sokacak. Aday olmayacaksın bir şey olmayacaksın. Artı zaten takımından iki kişi çıkmış. Evet. Orada kaybedilecek bir şey yok. Eğer kaybedersen senin hiç isim söyleme için durumunda yok. Daha da rahatsın. İkisi otomatikman şeye çıkacak. Evet. potaya çıkacak. Çok da rahatsın. Yani hiç streslik bir durum yok. Ama hikmete karşı bir burada bir ön yargı. Bak net söylüyorum ön yargı. Yani hikmet gerçekten dün şu bölümde hiçbir şey demedi. Ama diğer bölümlerine gelince, konuşmalarına gelince Nagyan'ın sonuna kadar hak veriyorum. Ama akşam izleyeyim. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani bu sefer yaramadı mı bu? Ne? Bu olay. Yok yara yok. Yarıyor. <laughs> bir şekilde bir şekilde kendini ön plana çıkartıyor. <laughs> Bak evet, ama biraz daha bu noktalarda dikkat etmesi gerekiyor. Artık evet, çünkü böyle e, ee, yapılan olayların böyle bir e, e sonlarda. son, son hatırlanma, son tüketim tarihi yazar ya ürünlerde. Hı hı. Bak onu da anlamam mesela. Bizde son tüketim tarihi yazıyor. Evet. Yurt dışında... E, üretim tarihi yazıyor? Hayır. Best before. Şu tarihten önce daha iyi. Bak şimdi bizde son tüketim ha. tarihi onlar da best before. Bak farklı değil mi aslında? De. Bize evet. son tüketim. Mesela atıyorum bir şey oluyor bakıyoruz Gizem diyor ki, aman aman diyor Biz dün oluyoruz. bitmiş bu diyor. Açıyorum tertemiz abi çaktırmadan yiyorum yani <laughs> anlatabiliyor mi Moda Aa. konusunda da şuna geleceğim. Moda dediğin şey abi evet. bence ne biliyor musun? Evet. Daha pahalının bak daha pahalı olanın bir kılıf bulunup insanlara kakalanmasıdır. Net. 400 liralık bir kot düşün evet. onu yırtıyorlar yarısı yok 800 lira. Bak şimdi kotun normal hali 400 yarı kumaşı yok. Evet. 800 lira. Demek ki moda daha pahalının bir kılıf bulunup insanlara kakalanması. Ya bir daha ben düz giyinirim şimdi, şimdi evet, orada gerçekten Alır çıkarım. Çok güzel mi? çok güzel seneler var. Ben 80'li yılları hayatım boyunca unutmam. 80'ler benim hayatımın zamanıdır. Özellikle 87 yılı hayatımın en güzel yılıdır benim için. Orada şunu şey yapıyorsun hani giyinin kışamını şey e, modayı takip etmeye çalışıyorsun ama gene de kendine yaşadı. Ben bazı ölü uçuk moda tasarımları Aklımları görüyorum ya. ki. Ya yok arkadaş yani bana bak para ver milyon ama, ver ben onu giyemem. Ama şöyle bir şey aslında şimdi modacının o yaptığı gösteride gösterdiği kıyafetler. Sokakta giyilmesi evet, için evet, değil. Tamam o, onun, hayal gücünün ne kadar iyi Aynen. olduğunun bir ispatı orada Adicim, Ondan o sonra da daha, daha giyilebilirler. Hayal gücü var bir şey yapıyor. Işte, o hayal gücü ben. De ben bazen hayranlık da izliyorum ben yani. De, ben de. Acayip şeyler var yani. Hayalim böyle İtalya'da güzel bir şey. Milano'da e, moda, afet, Milano müzikler, de. müzikler falan. İnanılmaz çok yani. Neyse konu konuya açtı evet. Yani şeyi de anlamıyorum bu adam seçme olayı. Biraz işte bu şey çok kullanılıyor da bence ee, işte onun kitlesi var. Aman ona dokunmayalım, yanmayalım. Hikmet'in kitlesi yoktur. Hayır. Hikmet'in bir kitlesi var sokakta. Evet, katılıyorum. Hikmet'in müthiş bir kitlesi var. Ben bir şey Bak, söyleyeyim mi? Gerçekten doğru söylüyorsun. Ben mesela bana de ki bu potada kim elenmez? Hikmet'i alırım böyle buraya koyarım. Bitti. <laughs>